Botoks nedir? Botoks demek aslında çok doğru değil. Botoks çünkü ilacın piyasa adı. Aslında botulinum nörotoksin A dememiz lazım. Botulinum toksini normalde bir bakteri tarafından sentezlenen bir protein. Bu proteinin görevi sinirlerin hafif olarak bloke edilmesi veya sinirlerin görevini görmemesini sağlamak. Yani yavaşlatmasını, bir nevi kasılmasını, kasları kasılmasını önlemek. Bu sayede yüzümüzdeki mimik kaslarının hareketlerinin azaltılması. Botoks uygulamasıyla amaçladığımız bu. Buradaki birçok mimik kasımız bu işlemle birlikte yavaşlatılabiliyor. Örneğin alnımızdaki çizgiler, kaş arasındaki çizgiler, kaz ayağı dediğimiz gözlerimizin kenarındaki çizgiler, dudaklarımızın üzerindeki barkod çizgisi veya sigara çizgisi dediğimiz çizgiler, hatta boynumuzdaki kırışıklıklar, burnumuzu kaldırmak amaçlı birçok uygulamada botulinum toksini kullanabiliyoruz. Botulinum toksini ayrıca sadece kırışıklıkların giderilmesi değil, koltuk altı terlemesi, elinizin terlemesi gibi birçok alanda da kullanılabiliyor. Botulinum toksini sadece dermatolojik veya plastik cerrahi tarafından değil, diğer branşları tarafından da uygulanabiliyor. Örneğin gözlerin kırpılması, kırpışması veya bazı diş sıkımı gibi hastalıklarda yine uygulanabiliyor. Çok farklı uygulama alanları var. Hocam, botoks hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Botoks, nasıl saydık zaten hangi hastalıkların tedavisinde? Peki hocam, botoks ile dolgu uygulaması arasındaki fark nedir? Botoks söylediğimiz gibi daha çok hareketle oluşan çizgilerde uygulanıyor. Yani dinamik çizgisi dediğimiz yüzümüze hareketle oluşturan çizgilerimizden kaynaklanan kırışıklıkların tedavisinde kullanıyoruz. Bir de statik çizgi dediğimiz normalde hareket etmediğimizde de oluşan çizgiler var. Örneğin burnumuzun kenarı ile ağız kenarını birleştiren gülme çizgisi dediğimiz çizgiler veya yanaklarda sarkmaya bağlı oluşan kırışıklıklar. Bunları ise daha çok dolgu uygulamasıyla düzeltiyoruz. Dolgu uygulamasındaki amaç volüm kazandırmak, cilde hem dolgunu kazandırmak hem de uyguladığımız malzemelerle yeni kolajen yapımını tetiklemek. Dolgu için kullandığımız, en sık kullandığımız malzeme hyaluronik asit. Hyaluronik asitin özelliği de çok iyi nem tutması, su tutması. Bu sayede cildimiz hem içeriden nemleniyor ve aynı zamanda da dolgunluk elde etmiş oluyoruz. Hocam, son olarak sizin söylemek istedikleriniz nelerdir? Şimdi dolgu ve botulinum toksin uygulamaları mutlaka uzmanlar tarafından yapılması gereken uygulamalar. Son zamanlarda basından çok sayıda yansıdı. Dudakla ilgili çok ciddi yanlış uygulamalar oldu. Eğer böyle bir uygulama yaptırmak istiyorsanız, doğal ve sağlıklı bir sonuç almak istiyorsanız mutlaka bir dermatolog veya plastik cerrahi uzmanına yaptırmanızı öneriyorum. Basın arkadaşlarının söylemek istediği, sormak istediği bir şey var mı?